kelime tadında bir sorulara başlayalım. Evet ilk sorumuz şöyle. Sürtünmeleri ihmal edildiği bir ortamda. K noktasından serbest bırakılan cismin K ile arasını T sürede. L, M arasını ise 3 T sürede yere, yere, süre alarak yere çarpmaktadır. H2, H1 oranı kaçtır? Şimdi cismin e, K ile arasını T sürede aldığını biliyoruz. buradaydı arkadaşlar 3 T sürede aldığını bildiğimiz için. İsim serbest düşme yaptığı için her senede 5, 15, 25 ya da H, 3H diye giriyordu. O zaman ilk T sürede aldığı yol H olursa ikinci T sürede 3H, üçüncüsünde 5H, dördüncüsünde arkadaşlar ne yaptık? Burası 5H olursa burası 7H olur. Çünkü burası 3T burası T olduğu için. O zaman bizim burada arkadaşlar H1 dediğimiz ifade H oldu. H2 dediğimiz ifade 3, 7 daha 10, 5 daha 15 oldu. 15 h oldu. O zaman 15 H bölü H, dersek, h derse kaç daha giderse oranımızın burada 15 olarak bulmuş oluyoruz. Evet geldik ikinci sorumuza. Hava sürtünmesini önemsenmediği bir ortamda H yükseltinden sebest bırakılan... Ee, Sebes bir M kütle cisim T sürede ve V hızla yere yapmadık. aynı yükseklikten hava sürtünmesi ihmal edilmediği bir ortamda serbest bırakılsa T V ne olur? Şimdi sorumuz incelediğimiz zaman burası hava sürtünmesini önemsemediği dediği zaman havasız bir ortam demektir. Hava sürtünmesini ihmal edilmediği ortam ise havalı ortam demektir havasız ortamda cisim ne yapar? Yere daha hızlı çarpar. Yere daha fazla hızlı çarpacağı için arkadaşlar hızı fazla olursa süresi düşük olur. Havalı ortamda ise cisme etkiden sürtünme kuvveti fazla olduğu için o zaman hızı ne olur? Yavaş olur. Hızı yavaş olsa süresi fazla olur. O zaman diyor ki arkadaşlar hava sürtünmesini ihmal edilmediği ortamda o zaman ne olacak arkadaşlar? Burada T süresi artmış olacak ama cismin hızı azalmış olacak diyoruz ve cevabımızı B olarak işaretlemiş oluyoruz. Evet ikinci sorumuz şöyle. Hava direncinin olmadığı bir ortamda V hızıyla düşey olarak yukarı atılan bir cisim 4. saniye ve 6. saniyede aynı noktadan geçiyor. Cisim atıldıktan 7 saniye sonra yerden yükseklik kaçtı. Şimdi şeklimizi şöyle çizelim arkadaşlar. Cisim şimdi ne yapmış? Yerden belli bir hızla V hızıyla atılmış. Ve cisimimiz ne yaptı arkadaşlar? Şu hareketi yaptı ve tekrar ne yaptı? Şuraya geldi. Şimdi cismin dördüncü saniye ve altıncı saniye de aynı yükseklik. O zaman bunlar simetrik halde. Dördüncü saniye burası olsun. Altıncı saniye de burası olsun. Dörtten altıncı saniye geçtiği zaman da kaç saniye var? İki saniye var. Demek ki burada bir saniye geçmişti. Burada bir saniye geçmiştir. O zaman şu arası da arkadaşlar dört saniye. O zaman toplam süresi ne kadar? Çıkma süresi beş saniye. O zaman burası da arkadaşlar dört saniye olduğunu unutmayalım. Şimdi bize e, cismi atıldı atıldığı yedinci saniye yüksekliğini soruyor cisim atıldığı 7. saniye dediğimiz yükseklik arkadaşlar. O zaman 5 saniyede tepeye çıktı bu cisim. O zaman şöyle diyelim yukarıya çıktı, tekrar aşağı indi. O zaman 5 saniye çıktı, 2 saniyede aşağı düştü. O zaman 7. saniye burası oluyor. O zaman şöyle yapalım. 5 15'te ilk 2 saniye alıyor. Sonra geriye kaç saniye kalması lazım? 5'te tamamlaması için 3 saniye daha kalması lazım. O zaman burası 25 35 ve 45'te ne yaptı? 3 tane daha gidecek. O zaman bize bu değerin toplamını söylüyor. 45, 35 ne yapıyor? 70, 80, 25 daha. O zaman cevabımızı 105 olarak da yapmış oluyoruz. Bulmuş oluyoruz. Evet, dördüncü sorumuza geldik. Sürtünmene ihmal edildiği bir ortamda yerden 75 metre yükseklik A cismi 10 metre bir saniye düşüyor olarak aşağı atıldığı anda B cismi de V hızla düşüyor olarak yukarı atılıyor. Cisimlerin yere çarpma hızlarının yani büyüklüğü eşit olduğuna göre B'nin havada kalma süresi kaçtır? Bu cismin yere çarptığı andaki hızına V dersek o zaman bu cisim ne yapar? Çıkıyor demek ki arkadaşlar aynı hızla demek aşağı çarpıyor ve bu hızların eşit olduğunu söylemiş. Şimdi bu hızı bulabiliriz. Şimdi bu cisim hızı ondan başlamış. Ama sonuçta arkadaşlar sıfırdan başladığınızı varsayarsak. X sıfırdan 10'a kadar kaç sene geçerdi? Bir saniye. 1 saniyede 5 metre alardı. Devam etse arkadaşlar bu yola. O zaman ikinci saniyede 15, üçüncü saniyede 25, 4. saniyede 35 olurdu. Şimdi buradaki toplamı yapalım. 35, 25, 60, 70, 15'e 75. Demek ki bu arada kaç saniye geçiyor? 3 saniye geçiyor. Şimdi buradan buraya toplamda kaç saniye var? 4 saniye var. O zaman 4 saniyedeki buradaki hız ifademiz ne olur? 40 olur. Çünkü sıfırdan başladığımız zaman sıfırdan aşağıya 4 saniye. O zaman da bu cismin yeri aynı çarptığı için o zaman buradaki hızın ne olması 40 olması lazım. 40 atıldığı zaman cisim en tepeye çıktığı zaman Duracak. Hızı onar onar azalacağı için 4 saniyede sıfırlanacak. 4 saniyede tekrar aynı yere gelecek. O zaman toplam cismin süresi ne kadar? 8 saniye havada kalmış olacak arkadaşlar. 5. Evet, sorumuz şöyle. Sürtünmelerin önemsemediği bir ortamda yerden belli bir yüksektir. K noktasından V hızıyla düşey olarak yukarı atılan cisimin yörüngesi şekildeki bir cisim. K'dan L'ye 6T'de L'den M'ye de 3T sürede gidiyor. Buna göre H2H1 nedir? Şimdi cismin K'dan L'ye 6T. 6T'ye gittiğine göre Demek 3T sol tarafta gerçekleşir. 3T sağ tarafta. L'den M'ye de o zaman ne oldu? 3T demiş arkadaşlar. O zaman serbest, en tepeden başka serbest düşme kurallara girecek. Çünkü en tepede hızı nedir? 0'dır. O zaman şuraya ilk saniye H, ikinci saniye 3H, üçüncü saniye 5H yazarız. Ve 3T'lik zaman geç. Devam edersek burası 7H, 9H ve 11H diyebiliriz. Şimdi soruda bize H1, H1 ifade o zaman Burası H 3H 5H oldu. için ne yaptı? 9H oldu. Burası 11 9 daha 20. 27 H oldu. H2 o zaman 27. Üst tarafta 9 olduğu için bunu oranlarsak oranı kaç çıkıyor arkadaşlar? 3 olarak bulmuş oluyoruz. Ve değişikliğini işaretmiş oluyoruz. Evet. Altıncı sorumuz şöyle. Sürtünmeleri ihmal edip bir ortamda 9H ve H yüksekliğinden 2V ve V hızla atılan cisimler aynı noktada yere çarpmaktadır. Buna göre cismin atıldıkları noktalar arasındaki yatay uzaklık kaçtır diyor. Neyi sormuş arkadaşlar? Bize bu aradaki şu x mesafesi kaç x'tir diyor. Şimdi cismin bırakıldığı yüksekliği belli. Bu h yüksekten bırakıldığı için h yüksekliğindeki bırakılma zamanı 1 saniye desek 9 h'ten bırakıldığı için h 3h 5h kuralı için 3 basamak geçtiği için o zaman bu 3 saniye düşer. Şimdi arkadaşlar bu cismi x'i yazarken x eşittir o zaman v çarpı 1'dir. Çünkü burada hızı v burası 1 olduğu için. O zaman bu cismin o zaman menziline de şuradan şuraya da arkadaşlar eğer e, x k dersek o zaman x k'yı yazarken nasıl yazarız? 2 v çarpı 3 deriz. Şimdi 2 v çarpı 3 dersek o zaman v çarpı 1 ise o zaman 6 v'lik e, cismin aldığı yol olur 6 x olur. O zaman bunun tamamı 6x. Buradan burası arkadaşlar 6x ise o zaman şurası x olduğu için şuraya ne kalır arkadaşlar? Buraya 5x kalır. Bize bu arayı sorduğu için cevabımızı 5x olarak söylemiş oluruz. Evet 7. sorumuz şöyle yerden 1125 metre yüksekteki iken sabit 400 metre bölü saniye hızla uçmakta olan bir savaş uçağı kendinden 40 metre bölü saniye sabit hızla yakla, uzaklaşma noktadan bir tank vurmak istiyor. Uçak tanka kaçmada yatay uzaktayken bombayı serbest bırakmalıdır. Şimdi arkadaşlar bize sorduğu soru şu aradaki mesafeyi ne yapmış? Bu aradaki mesafenin ne kadar olduğunu soruyor. Şimdi tabii ki bomba ve kırıldığı anda bombanın hızı tabii ki uçağın hızı olur. Sonuçta arkadaşlar bunlar ne yaptı? İleride bir yerde ne yaptı? Ee, buradan tank da buraya geldi. Ve ikisi de ne yaptı? Bunlar üst üste geldi ve çarpıştılar. O zaman öncelikle e, buradaki bombanın aşağı düşme süresini hesaplarsak. Bunu ne yapıyoruz? Yükseklikten 5 tekrardan buluyoruz. E, 1125 tekrar de dersek, buradan tekrar ifademiz 1125'i 5'e bölersek ne oldu arkadaşlar? 225 oldu. 225'in kare kökü ne yapar? 15. Demek ki bombanın aşağı inmesi 15 saniye. Şimdi 15 saniye olduğu zaman o zaman buradaki e, tankımız sabit hıza gittiği için burada o zaman 15 çarpı 40'tan arkadaşlar 4 kere 15 ne yaptı buradan? Buradan arkadaşlar o zaman 600 metre ne yaptı? E, tankımız ilerlemiş oldu. Bu cisim de buradan buraya sonuçta yol alıyor. Burada aldığı cismin toplam aldığı yolu yazarsak Burada zaman bombanızın o zaman, bombanızı, zaman yatay hızı 400 oluyor. E, kaç 15 ki dersi o zaman burada arkadaşlar 6000 metre yol alıyor. Bize bu arayı sorduğu için 6000'den eğer 600 çıkarsak bu arası ne olur? Bu arası 5400 olur. Demek ki 5400 metre mesafe metre mesafe kaldığı zaman bombayı bırakması gerekiyor ve değişikliğini işaretlemiş olduk. Evet buradaki sorumuz şöyle. E, yüksekliği 35 metre olan bir binanın tepesindeki A noktasını 50 metre bölü saniye hız, hızla eğik olarak atılan bir taş şekildeki yörüngeyi izleyerek B noktasını yere çarpıyor diyor. Sürtünme önemsiz olduğuna göre CB uzaklığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle tabi CB uzaklığını bulmak için cismin burada X uzaklığı bulurken cismin yatay hızı çarpı süre yapmamız lazım. Yatay hız dediğimiz hız, hız burasıdır. Vx dediğimiz burasıdır. Bir de bunun arkadaşlar yukarı doğru neyi var? Düşey hızı var. 37'nin karşısı 30'un katı olduğu için o zaman buraya 30 diyeceğiz. Buraya ne diyeceğiz? 40 diyeceğiz. Çünkü 37'nin karşısı 30'dur. Komşusu 40'tır arkadaşlar. Süreyi her zaman o zaman önce karşıya çıktı, yukarıya çıktı süreyi bulursak. Süre her zaman düşeyize bağlıdır. O zaman 30'un için 3 defa olduğu için 3 saniyede çıkmıştır. 3 saniye buraya inmiştir. Şimdi bu aradaki mesafeyi nasıl hesaplıyor? Bu aradaki mesafeyi şöyle hesaplıyoruz. İnerken 5, 15, 25 ile Sonra devam etse bakın 35 olmuş. Demek ki bu arasında 1 saniye kaldı. 3 saniye, 3 saniye burada 3. Bir de burada toplam demek ki 6 saniye süre geçti. Menzilimiz arkan yatay hız alacağız. O zaman 40 ile çarptığımız kadar 4 kere 6 burada kaç oldu arkadaşlar? 3, 3, 6. Bir de burada 7 oldu. Zamanı 7 yapalım. Düzeltelim. 7 kere 4. O zaman 280 metre ne yapmış? Yol almış oldu. Demek ki 3 çıktı. 3 indi. Bir de burada gerçekten toplam 7 saniye. 40 kere 4. 280 metrelik uzaklığa düşmüş. Bir binanın en üst noktasından serbest bırakılan diyor bir taş. K'li arasını bir saniyede, L'me arasını 2 saniyede M n arasında bir saniye geçip N noktası çarpıyor diyor. Buna göre H yüksekliği LM M noktası arası düşey uzaklığın kaç katına eşittir? Şimdi burada bize e, K l arasında bir saniye demiş. Yani şu arayı arkadaşlar bize bir saniye demiş. L m arasını soruda 2 saniye olarak belirtmiş. M n arasında yine soruda bir saniye vermiş. Şimdi bize buranın H'ın e, buradaki değerlerini söylüyor. O zaman şöyle yapalım. H demeyelim şuraya. İlk bir saniyede aldığı yola A diyelim. İkinci bir saniyede aldığı yol 3A. Üçüncü bir saniyede aldığı yol 5A. Burası da ne olur? 7A olur. O zaman H dediğimiz ifade ne eşittir? A, 3A, 5A ve 7A'dır. O zaman H ne eşittir arkadaşlar? 7, 3 da 10, 15, 16'dır. O zaman H ne eşittir burada? 16a'lık bir değeri eşit. Evet H'ın 16 aldığını biliyoruz. Bize ne demiş? LM arası. Şimdi LM arası şurasıdır. Yani 8a'dır. O zaman 8a H'ın ne arkadaşlar? Ee, o zaman e, L, yani h LM'nin kaç katı? Ee, burası toplam arkadaşlar 16 olduğu için şurasını ne bulduk? Toplamda 16 oldu buldum. Bu şurası 8 oldu. Şimdi kaç kat oluyor tabii ki? 2 katına eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, i̇kinci sorumuz şöyle. Dünya yüzeyindeki yer çekilmesi ay, ay yüzeyindeki altı yüzeyindeki yak yaklaşık 6 katını eşittir diyor. Ee, Burak dünya yüzeyinde yaptığı bir deneyde kütlesi m olan bir cisme h yüksekliğinden serbest bırakılan cismin yere çarpma süresi t hızını v olarak ölçüyor. Burak başka bir değişik yapmadan deneyi ay yüzeyinde yapsaydı t ve v için ee, ölçüm sonucundan ilk duruma göre nasıl bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi, şimdi arkadaşlar süreyi biz yükseklikten şöyle buluyoruz. Yükseklikten buluruz. H eşittir burada. H eşittir. 1 bölü 2 G T kare demiştik. Şimdi burada değişen ne? H aynı H. O zaman arkadaşlar G küçüldüğü için çünkü dünyadayken yer çekimisi G ise ayda ise Ayda G bölü 6 bir yani şey. Altıda 1'e düşüyormuş arkadaşlar. G düştü için o zaman süre ne yapar? Süre burada büyür arkadaşlar. Şimdi cismin e, burada hızı ne olur? Hız arkadaşlar yer çekim daha az olduğu için o zaman yer çekim daha az olur. Cisim ne yapar? Daha yavaş düşer. O zaman hızı ne olmuş? Küçülmüş olur. O zaman C şıkkını işaretlemiş olduk arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuz şöyle. Hava sürtünmeden önemsemediği olduğu bir ortamda 20 metre bir saniye hızla sabit hızla düşüyor yukarı doğru hareket eden bir, bir gezi balonu. Şekildeki yerde 60 km yüksekteyken bir taş balona gelen serbest bırakılıyor diyor. Taş yere çarptığı zaman balonun yerden yüksekliği nedir diyor. Şimdi arkadaşlar taş serbest bırakıldığı için o zaman balonun hızıyla beraber ne yapar? Yukarı çıkar çünkü taşın hızı olmadığı için o zaman taş ne yapar? Bir anda balonun hızını alarak yukarı doğru ne yapar? Çıkar ve tekrar ne yapar burada arkadaşlar? Tekrar burada aşağı düşer. Şimdi burada o zaman e, cismin yukarı toplam çıkmış e, çıkış süresi en tepede sıfır olduğu için o zaman hızı ondan önerdiği için 2 saniye çıkar. 2 saniyede bu hizaya gelir. Şimdi burası 60 olduğu için arkadaşlar burası 5, burası 15 sayarsak yoluna devam ettiği için 25'e 35 olur. 25 35 toplamı 60'ı verdiği için o zaman şu arayı da 2 saniye almış oldu. O zaman taşın burada yere düşmesi toplamda ne yaptı? 2 burada, 2 burada, 2 burada olduğu için 6 saniye olur. Şimdi diyor ki taş yere çarptığında balonun yerine yüksekliği. Sonuçta balon arkadaşlar ne yapıyor? O esnada yukarı doğru tekrar yükselmesine devam ediyor. O zaman tekrar yükselmesine devam ettiği için sabit hızla gittiği için balon burada. O zaman burada 20 çarpı 6'dan 120 metreye balon daha yukarı çıktı. E buradan da zaten 60 metre yükseklik vardı. O zaman toplamda yüksekliğimiz ne oldu arkadaşlar? 60 artı 120'den 180 olduğunu görmüş oluyoruz. Evet. Şimdi 9. sorumuz şöyle arkadaşlar. 4. sorumuz şöyle. Hava direncinin önemsemediği bir ortamda aynı anda düşey yukarı fırlatılan KLM cisimlerinin hızları V2V4V'dir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Şimdi K cismi yere çarptığı anda L cismin çıkabileceği maksimum yükseklidir. Yani şimdi K cismi yere düştüğü zaman arkadaşlar ne oluyor? V ile gidip V ile gittiği için bir saniye çıkıp bir saniye iniyor. O zaman burada en tepeye çıkması aynı zamanda çünkü aynı zamanda olduğu için bu da iki saniye yukarı çıkar. O zaman K cismi yere düştüğü anda yani V hızıyla girip V hızıyla çıkıp iki saniye geçti. Bu da iki saniyede tepeye çıkar ve en sondur. O zaman bu ifade doğru olur. K cismi yere çarptığında L cismi yükseklik olarak en tepeye çıkıp durmuş olur. L cismi yere çarptığında M cismi ivmesi sıfırdır. Şimdi L cismi yere çarptığı anda arkadaşlar yonsu 2 saniye gitti 2 saniye döndüğünü varsaysak buraya gelse M cismi tepe yüksekliğe sıfırlanmış oluyor. hızlı. Ama sonuçta yer çekimimizle çıktığı için ivme ne yapmaz sıfırlanmaz arkadaşlar. Onun için iki ifade yanlıştır. K cisminin çıkabileceği maksimum yüksekliği K cismi maksimum yüksekliğe ne yaptı? V hızlı olduğu için bir saniye çıktı. L cisminin aynı hızlardır. L cisminin atıldığı hız daha fazla olduğu için arkadaşlar ortalama olarak daha ileriye gider. Onun için aynı yüksekliği olamaz. Yani L, K'dan daha ileride olmuş olur. Onun için cevabımız bir yalnız bir olarak söylemiş oluyoruz. Evet. Beşinci sorumuz şöyle. Hava sürtünmeler ihmal edildiği bir ortamda. Bir apartmanın dördüncü katından 20 metre bir saniye hızla atılan bir cismi şekildeki yörünge izleyerek yere düşüyor. Bir başka cisim aynı apartmanın 8. katından kaç metre bezal atılırsa diğer cisimle aynı noktaya düşer. Şimdi sorumuz da arkadaşlar buradan hangi zatıldığını bilmiyoruz ve aynı noktaya düşmesini istiyoruz. Şimdi bunlar 4. kat ve 8. kat olacak. Bu kata h dersek bu kata h deriz. O zaman her ikisinin aldığı menzil ne eşit? O zaman her ikisinin menzili eşit olduğu için menzil üzerinden sonra gitmemiz gerekiyor. Şimdi bunun bırakıldığı yüksek kaç oldu için H yüksekliği arkadaşlar. H eşittir 5 t kare der dediğimiz için 5'e eğer almazsak H ile t kare doğru orantılı. O zaman t arkadaşlar yüksekliğin kare doğru orantılı. O zaman bu H'den bırakıldığı için bunun arkadaşlar yüksekliği kök H olduğu için buna ne diyelim? T diyelim. Bunun bırakıldığı yükseklikte 2H olduğu için bunun kökünü alırsak buna da kök 2 t diyebiliriz. O zaman burada üstteki cismin hızına V'si dersek bu kök 2 e, zamanda düştü. Alttaki cismin hızı da 20 olduğu için bu da 1 saniye oldu. Yani şuna dedik arkadaşlar. Buna 1 dedik. Buna da o zaman kök 2 saniye dedik. O zaman bunların menzilleri eşit olduğu için eşitledik arkadaşlar. O zaman V üstünü çekersek buradan 20 bölü kök 2 dersek 20 kök 2 bölü 2'ye 2'ye giderse o zaman üstteki cismin atılması ne olur? 10 kök 2 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet altıncı sorumuz şöyle. Hava sürtünmesi ihmal edildiği bir ortamda bulunan şekildeki eğik K noktasından 20 metre bölü saniyede yatay olarak bir isim L noktasına yere çarpmaktadır. L noktasının çarptığı anda hızının düşey bileşeni kaçtır? Şimdi düşey bileşen dediğimiz bileşen arkadaşlar aşağı olan şu eksendir. Bize bunu sormuş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmış? Burada nasıl bir hareket? Yatay atış hareketi. Yatay atış hareketi. Buraya h dersek buraya x diyebiliriz. O zaman burası 37'nin karşısı olduğu 3A, komşusu da 4A olur arkadaşlar. O zaman önceki süreyi bulmamız lazım. H eşittir burada neydi? 3A idi. 3A eşittir 5 de süreyi biliyorduk. E, X menzile menzile 4A demiştik. Çünkü 3, 4, 5'i kullanmamız lazım. Çünkü burada 3 aya 4 orantı alır. Bu da arkadaşlar bu menzili bulurken menzil ifadesi yani cismin hızı çarpı süre değil mi? Hızı burada vermiş 20. O zaman 20 çarpı T diyelim. Bunları bir oranladığımız zaman Buradan süreyi bulacağız. A'lar ne yapar gider? Bu T'ler gider. 5'i 20'ye bölersek 4 olur. 4'ler giderse buradan T süremiz ne oldu arkadaşlar? 3 saniye buldu. Bize düşey hızı sormuş. Düşey hızı G çarpı T'dir. Yer çekimi onu olduğu için 3 saniyede o zaman düşey hızımız 30 metre bölü saniye olarak bulmuş olduk. Ve değişiklik şart ettik arkadaşlar. Evet 7. sorumuz şöyle sürtünmeden önemsemediği bir ortamda yerden V hızıyla eğik olarak atılan bir cisim diyor. Bir cisim izlediği yönüne şekildeki cismin K noktasından geçerken düşey bileşeni vK, L noktasından geçerken hızının yatay bileşeni vL üstü düşey bileşeni ise vL'dir. Buna göre bu karşılamanın hangileri kesinlikle yanlıştır demiş? Şimdi arkadaşlar burada bir dikkat etmemiz gereken yatay hız hiçbir zaman değişmeyecek. Şimdi v büyüktür vK olur. İlk atıldığı andaki hızı tabii ki buradaki hızdan kesinlikle büyüktür. Bu ifade kesin doğrudur. Eğer bize kesin yanlış soru. VL V üstüne eşit midir? VL V üstüne eşit olur çünkü 45 derecede geçerse ya buradan belki bunlar eşit olma şansı vardır. Bu da olabilir arkadaşlar. Doğru olabilir. Veya VL V üstüne de büyük olur. Şimdi hızı fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi VK VL'den büyük müdür? Şimdi buradaki VK dikkat edersen daha yukarıda. Bu VL daha aşağıda. Şimdi aynı hızlar eşittir. Bu daha aşağıda olduğu için o zaman bu ifade yani VL hızı VK hızından büyük olmasam çünkü aşağı inerken daha çok hızlanmış. Yukarı çıkarken çünkü şu noktada olsa VL bu noktayla bu noktanın hızlarına eşit olacaktı. Onun için arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Burada tam tersi VL büyük VK dememiz lazım. Onun için yanlış olan c şıkkımız C şıkkı olarak söylemiş oluyoruz. Evet 8. sorumuz şöyle. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda yerden eğik olarak atılan cismi x y arasını 5 saniye almaktadır. Cismin çıkabileceği en büyük yükseklik 45 metre olduğuna göre a z arası kaçtır? Şimdi a z arasında bulması a z arkadaşlar cismin tamamının nedir? Menzilidir. Menzilidir. Menzili bulurken normal şartlarda biz vx çarpı t dememiz lazım. Toplam süreyi. Şimdi burayı bize 5 saniye aldığını söylemiş. 5 saniye aldığına göre demek ki bu tarafı 2,5 saniye aldı. Bu tarafı 2,5 saniye aldı. O zaman 180 metreyi arkadaşlar yatay hızla 5 saniye alacağız. Yatay hızı buradan rahatlıkla buluruz. Yatay hız ne yaptı? 36 metre bir saniye oldu. Yani cismin bu tarafa olan şu hızı 36 metre bir saniye oldu. Bize tamamını sormuş burada. O zaman tamamını sormuş. X eşittir. Yine Vx çarpı T dediğimiz zaman. X burada Vx dediğimiz hız kaçtı? 36 idi. O zaman burada 36 çarpı 2.5 burada 2.5 burada arkadaşlar. Bize şu zamanlar lazım. Şimdi toplam yükseklik kaçmış arkadaşlar? 45. E 45 olduğu için o zaman şöyle yapabiliriz. O zaman 45 olduğu için 5, 15, 15, 25. Demek ki bunun tamamı 3 saniye arkadaşlar. Demek ki 3 saniye burada geçiyor. 3 saniye burada geçiyor. Toma, demek ki tamam burada 6 saniye bir yol var. Buradan tamamı çarparsak bunun cevabı arkadaşlar ne oldu? 216 olarak bulmuş oluyoruz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı mutlaka beğenelim. Merhaba arkadaşlar Kazım Hoca ile